Selamünaleyküm Adnan hocam. İslam birliğinin kurulması durumunda İsrail'in seve seve bunu göz yumacağını sanırım düşünemeyiz. Allah isterse tabi olacak. Fakat İsrail bu duruma karşı engel olmak istemeyecek mi? İsrail'in hedefinde inatçı ve kararlı tutum içerisinde İslam birliği oluşumunda buna engel olmak için İsrail bizimle savaşmaz mı? Hayırlı geceler A9 çalışanlarına başarılar. Yok kardeşim yok. Neye alakası var adamlar? Bu insanlar şefkate muhtaç, efendim, dostluğa muhtaç insanlar. Yani hep nefret görmüşler, hep ezilmişler, hep aşağılanmışlar, efendim, hep dövülüp sövülmüşler. Yani Müslümanlar ona şefkat, merhamet gösterir. Bütün İslam alemi 1,5 milyar bağrına bassa, sizi koruyacağız, kollayacağız deseler, istediğiniz gibi hürsünüz deseler. Adamlar nesine lazım kardeşim? Deli mi adamlar? Niçin yapsınlar ya? Ay yaparsa ayrı, onun yapanların cevabı verilir. Öyle bir konu olmaz, ayrı mesele de. Fakat adil olan şefkatle davranmaktır. Yani şefkat, merhamet göstertilmesidir. Korunup kullanılmasıdır. Ey kardeşim, taşlar, odunlar Yahudi var rakamda öldür diyecek diyorsunuz. Değil mi? E bu durumda ne olur ya? Adam psikopatın teki der ki, ya arkadaş taştan bana ses geldi. Yahudi'yi öldür diyecek. Çocuk mesela 5 yaşında çocuk. Gidip öldürecek. Göster şu Yahudi tatlı şeker çocuklar vardı ufak. Evet. Yahudi genç kızlar gidip öldürecek. Yahudi dedeler gidip öldürecek. Taş söyledi bana, ağaç söyledi diyecek. Ya peygamber söylüyor bunu bana diyecek. Hurafeye kimse yanaşmasın. Böyle bir şey söylemez peygamberimiz. Böyle bir emri olmaz. Şimdi evet biraz sonra bakarız. Ben ya sen evet göster. Evet. Bak ne kadar şeker tatlı şeyler. Gürbüz kedilere benziyorlar ufak. Bayağı nurlu, efendim, boncuk gibi şeker tipler. Hepsi köfte takımı. Tam bayram şekeri gibi tipler. Evet, çok tatlılar hepsi maşallah. Evet. Ya insan bunlara nasıl kıyar ya? Allah'tan korkun yani, değil mi? Yazık günahtır yani. İnşallah. İnşallah. Bana taş söyle diyecek. Ulan taş kafa. Taştan emir alıyorsan sen taş kafasın demektir. Eğer odundan emir alıyorsan odun kafasın demektir. Sen emri Kur'an'dan alırsın, vicdanından alırsın. İnşallah. Taştan odundan emir alınır mı ya? Bak ne kadar şeytani bir çıkış ve ne kadar şeytani bir plan ve katliam için, kan dökmek için ne kadar delice bir açıklama. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey söylediğinde biz bunun hikmeti olarak ne anlarız? Yani farz edelim hadisin sahih olduğunu düşünelim. Taşlar ve ağaçlar kötü insanlara haber verecek. Etkisiz hale getirmek için. E bu makul. Mesela taşlara gizli kamera yerleştirilir. Ağaçlara kamera yerleştirilir. Bu düşmanı tespit eder. Ve ona karşı kendini savunursun. Ama mazluma karşı değil. Mazluma karşı değil, yani sahabiye karşı değil, zalime karşı. Zalimse, mesela PKK'ya karşı, Yahudi de olabilir, bu Hristiyan da olabilir, PKK da olabilir. Kan dökücüyse, zalimse, insan öldürmeye azmettiyse, tabii ki bu durdurulur. Bunu taşın içindeki bir kamera tespit eder, insanlara bildirebilir. Odunun içindeki, ağacın içindeki bir kamera insanlara tespit edip bildirebilir ve insanlar da kendini savunur. Ama barış içinde, barış isteyen, huzurlu yaşamak isteyen insanlara, ya çocuklara, kadınlara, durduk yere taş bana odun haber verdi deyip saldırmaya kalkarsan, bu psikopatlık olur. Ama mucizedir Peygamberimiz, mucizelerindendir. Hakikaten de şu an savunma, taşların içerisine kamera yerleştiriliyor, ağaçların içerisine kamera yerleştiriliyor. Hakikaten savunmada bu kullanılıyor. Ama çok zaruri ve elzemse, başka bir çözüm yoksa insan kendini savunur. Yoksa hiçbir şekilde öyle bir eyleme girilmez. İnşallah. İnşallah.